Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde IP adresimizi nasıl değiştirebiliriz onu öğreneceğiz. İlk olarak komut sistemine bir girelim. Burada ipconfig/all yazalım. Şimdi burada normalde IP adresimiz 192.168.1.28 IP adresine sahibim. Subnet mask'ım 255.255.255.0. Default gateway'im ise 192.168.1.1 arkadaşlar. Şimdi bu değerleri nasıl değiştirebilirim onu öğreneceğiz. Buradan A kısmına geliyorum. A ve internet ayarları öğesini açın diyorum arkadaşlar. Sonrasında burada bağdaştırıcı seçeneklerini değiştir diyorum. Buradan bağlı olduğum interface seçiyorum. Ben şu an Wi-Fi ile bağlıyım. Buna sağ klik yapıyorum. Özellikler diyorum. Burada internet protokolü sürüm 4 var arkadaşlar. Buna iki defa tıklıyorum. Şimdi biz normalde otomatik olarak bir IP adresi alıyoruz. Modemimiz tarafından otomatik bir IP adresi alıyoruz. Şimdi aşağıdaki IP adresini kullan diyeceğim. Şimdi benim normalde IP adresim neydi? 192.168.1.1'di. 255.255.255.0 da benim subnet maskımdı. O zaman ne oluyor? Şöyle 192.168.1.28 IP adresim, 255.255.255.0 da benim subnet maskımdı. O zaman ben 192.168.1 ile başlayan bir IP adresi verebilirim. 0'dan 255'e kadar verebilirim arkadaşlar. 0 ve 1'i vermiyoruz. 0 bizim, bunlar ileride göreceğiz. Fakat 0 ve 1'i vermeyin arkadaşlar. 192.168.1.25 IP adresini veriyorum. Aşağı tıklıyorum. Subnet maskımı otomatik olarak dolduruyor. Benim varsayılan ağ geçidim neydi? Default gateway'im neydi? 192.168.1.1'di. Onu da buraya giriyorum arkadaşlar. 192.168.1.1 diyorum. Sonrasında aşağıdaki DNS sunucusuna da 8.8.8 yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunu ilerleyen derslerde öğreneceğiz. Ya da otomatik olarak alabilirsiniz. Şu an ben alamıyorum. Tamam diyorum. Tamam diyorum. Ve şu an IP adresimin değişmiş olması lazım. CLS diyorum arkadaşlar. Ekranımı temizliyorum. Tekrar ipconfig/all yazıyorum. Şimdi baktığınız zaman ne oldu? 192.168.1.25 IP adresine sahip oldum. Az önce 1.28'di. Şimdi örnek olarak bir ping atalım arkadaşlar. CLS diyelim. Ping 192.168.1.1 ile default gateway'imi yani modemimi pingleyeceğim. Enter'lıyorum. Evet, gördüğünüz gibi replay'ler geliyor, yanıtlar geliyor, paketlerim ulaştı. Tekrar CLS deyip ekranı temizliyorum. Şimdi bir de google.com'u pingleyeceğim. Acaba internet bağlantım var mı? google.com diyorum. Gördüğünüz gibi replay'ler geliyor. Şu an ben paketlerimi gönderdim ve paketlerin yanıtları bana geldi arkadaşlar. Bu dersimizi burada sonlandıralım. Şu an statik bir IP adresi verdik. Yani kendimiz elimizle sabit bir IP adresi verdik. Bu şekilde IP adresimizi değiştirip kendimiz belirleyebiliyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.